önce şunu söyleyeyim. Ben de bu işi çok anlıyor değilim. Bilenlere soruyorum ya da bilenlerin yazılarını okuyorum. Şimdi dolar niye yükseliyor? Şimdi dolar dediğiniz şey hani bir araç. Yani durup da böyle hislenip işte Berat Bey'e sinir yapıp Berat Bey'e nispet yapıp ben bir çıkayım da sen gör diyecek hali yok demiyor zaten. Ya da Erdoğan'a sen çayın kaç para olduğunu biliyor musun ey Erdoğan deyip gene böyle yukarılara doğru hamle yapacak hali de yok doların. Neden? Şimdi birkaç neden sayıyor bilenler. Ekonomi uzmanları. Diyorlar ki bir, ABD seçimleri. ABD seçimleri biraz konuşacağız. Önemli, Türkiye açısından önemliden söz ediyorum. Bizim paramızın, doların yükselmesi bizim paramızın değer kaybetmesi ya. Bizim paramız neden değer kaybediyor? ABD seçimlerinde bir kuşku bulutu var. Nedir? Trump gider de Biden gelirse Türkiye-Amerika ilişkileri daha kötüye gider. Ki şimdiden bile zaten fırtınalar esiyor biliyorsunuz. Haber bültenlerinde izliyorsunuz. Biden'ın seçilmesi TL'yi eritir diye zaten bırakın Türkiye'deki uzmanları, Amerika'da uzmanlar yorum yapıyor. Yorum yapıyor da Trump'ın ne İkincisi, faydasını gördük? Ben de onu sormak o istiyorum o ayrı ama yorumculara. yani Biden daha da evet. İkincisi, bölgedeki gerilim. Öyle bir hale geldi ki bütün Arap dünyası bu Ege krizi nedeniyle Yunanistan, onun üzerinden Avrupa Birliği, dahası yetmedi Rusya. Her yerle İran galiba hariç her yerle kavgalıyız şu anda. Bütün dünya ile kavgalıyız. Türk mallarını boykot ediyor Arap dünyası ve bu Tunus'a bilmem işte Her yere Cezayir'e sıçradı. kadar da yayıldı. Şimdi bu bir de üçüncü madde pandemi. Pandemide şöyle bir sıkıntı var. Yeterince aşı gelecek mi? Ben bunu yurt dışından almak zorunda mı kalacağım? Mesela bundan başlayan daha birçok soruya ve yanıtı olmayan soruya giden bir durum var. Onun için insanlar inanılmaz bir dolar mevduatında artış var. Oradan anlıyoruz zaten. 3 kuruşu olan 3 kuruşluk, 10 kuruşu olan 10 kuruşluk dolar alıp koyuyor kenara. Ayşen Hocam en basiti Türk lirasının değeri düştüğü için dediğin gibi 3 kuruşu olan değeri yükselene koyuyor. Bu kadar basit yani. Çünkü Tabii. senin paran pul olurken o pul olmuş Ay ev vaziyette kadınları tutmanın bile öğrendi bu alemi işi. yok yani. Ya Evet. altın alıyorlar ya Ya dolar alıyor. bravo. Senin bankaların altına endeksli hesap açıyor. Sana söylüyorlar bütün gün ya yumurtaları aynı kefeye koymayalım ya altına koyalım ya dolara koyalım diye. Sen faizleri bu kadar düşürmüşsün. Yerlerde sürünürken baştan itibaren faiz politikası yanlıştı. Faiz vermeyeceğim diye tuttururken Diyanet İşleri'nin parası faizde duruyor. Nedense Ya. ya ama faizlerin düşük olması gerekiyor. Faizler düşük ama bankaya para koyduğun zaman faiz 3 kuruş. Ama sen bir ceza mezan var da ödemiyorsan onun faizi çok yüksek oluyor ne hikmetse. Böyle bir enteresan faiz politikamız var. Faizi düşürürsen tabii ki insanlar daha çok yükselen yerde parasını tutmak istiyor. Parası olan tabii. Kimin parası olduğunu da gördünüz değil mi? Madenci çocuğu babam cebime 5 kuruş koyamıyor diyordu. Şimdi bakın Erdoğan tam da böyle bir türbülansta, dış politikada bir türbülans de az önce söyledim. Bunun elbette ekonomik yansıması falan filan derken bir bakıma nasıl söyleyeceğimi tam olarak kestiremediğim için bir durakladım bağışlayın. Yumuşatmaya çalışıyorsun İslam galiba. aleminin lideri, Emirül Müminin şapkası takmaya çalışarak belki Fransa'daki işte bir takım gelişmeler karşısında sesini yükseltti. Yetmedi. Macron'a senin dedi akli sorunun var dedi. Derken ben gerçekten şaşırdım bak. Hani bazı şeyleri artık şaşırmam diyordum. Şaşırdım. Sabah gazetesini görün. Zaten çıktı söyledi. Hepiniz biliyorsunuz da. Fransız mallarını sakın almayın diye bir çağrıda bulundu. Şimdi
Bunun siyasi ve ekonomik boyutunu konuşacağız. Ekonomik boyutunu çok da konuşmaya gerek yok. Emin Çapa dün akşam biraz çok anlattı. Çok güzel anlattı, evet. Evet, şimdi bir Emin Çapa'nın tweetinden iki cümle versem zaten siz de anlayacaksınız. Fransa bizim aldığımızdan çok sattığımız birkaç ülkeden biri. Evet. 7.9 milyar dolarlık mal satıyoruz. 6.8 milyar dolarlık mal alıyoruz. Net karımız da 1.1 milyar dolar. Yani dış ticarette en verimli olduğumuz ülkelerden olduğumuz biri. Birkaç ülkeden biri üstelik de. Ve şimdi diyoruz ki Fransız malını almayın. Ayrıca Türkiye'de Fransız yatırımı 5.3 milyar dolar. Yani o almayın dedikleri malların büyük bir kısmı da Türkiye'de üretiliyor. Zaten. Evet. Türkiye'de açılmış, fabrikası açılmış. Türk işçisi çalışıyor. Türk mühendisi çalışıyor. Ve senin almadığın zaman zararı kendi bacağına sıkıyorsun ki sana geliyor. Ayrıca da kimsenin almayacağı falan yok tabii yani. O almayın dedikleri bir şey yaptılar, isim söylemeyeceğim, merak etme, marka söylemeyeceğim. Markalar olduğu için veremiyorum ama evet. Böyle bir liste yaptılar. Fransız markalarını işte şunu, almayın şunu diye. Şunu almayın, bunu almayın diye bir marka yaptılar. Çok enteresan marka listesi yaptılar. O marka listesinin içine, yani hakikaten bu algı operasyonu konusunda çok başarılılar. 3 tane de çok Türk marka koymuşlar. Neymiş onlar? Tam da Cumhuriyet Bayramı öncesi. Laiklikmiş. Bakın gerçekten. Ya onu da almayın. Laiklik kruvasan kadar Fransızdır. Kruvasan yemeyeceksiniz. Adını sayamayacağım o markalardan almayacaksınız. Bir de laiklikle işiniz olmayacak. Evet. Şimdi şaka değil. Erdoğan çıkmış Fransız mallarını almayın demiş. Birileri oturmuş. Her yerde paylaşılıyor. Evet. Liste yapmış. Arasına laikliği koymuş. Durur mu? Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi belediye başkanı AKP'li beyefendi günün adamı çıkmış. Diyor ki Fransız malları yetmez diyor. Laikliği de boykot edelim diyor. Aynen. Zaten amaç o. laikliği nasıl boykot edeceğiz? Gelin. Şimdi Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet'i konuşuyoruz ya. Ve Cumhuriyet bana göre en önemli ilkesi laiklik. Yani ne kadar kaldıysa. Kaldıysa. Ne kadar şimdi kaldıysa. Tekrar döneceğiz. Neye döneceğiz? İşte bütün bunlar neden oluyor? Yani bugünkü siyasete döneceğiz. Ama şimdi gel bir parça ben susayım. Sen bize laiklik ne demektir? Özellikle biz kadınlar için ne anlama gelmektedir? AKP'ye oy veren, hani okuması yazması olmayan kadınları tabii ki kastetmiyorum ama üniversiteler bitirmiş kadınların göremediği bir türlü nasılsa laiklik ne işe yarar? Bize biraz anlat.